Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati bugün İstanbul'da Dolmabahçe'de birçok sektörün temsilcisiyle bir araya geldi. Gıda sektörü de bu sektörlerden bir başında geliyor. Yanımda Kopuz Şirketler Grubu Genel Müdürü Soner Kopuz var. Hoş geldiniz. Hoş. İçeride neler konuşuldu? Ana gündem maddesi enflasyondu biliyoruz. Ama Bakan Bey'in bir takım sektörlere uyarılarda, örneklerde bulunduğunu da içeriden edindiğimiz bilgilere göre aldık. Siz neler söyleyeceksiniz? Şimdi uyarı demek yanlış olur. Aslında temennilerde bulunurdu. Burada esas ana gündem şu anda ülkede yaşanan enflasyon ve sabit gelirli insanların, halkımızın bu enflasyon altında ezilmesinin önlenmesi. Esas ana amaç buydu. Bununla ilgili temenniler ve Avrupa'da yaşanan örnekler gösterdi. Biliyorsunuz ki Avrupa'da bile 40 yılın üzerinde görünmemiş bir enflasyonla başarılıyor. Bu da neden? İşte 2 yıldır pandemiyle uğraşırken, ha bitti bitiyor düzelir derken, Ukrayna-Rusya savaşının getirdiği emtia artışları, bunun yanında enerjinin getirdiği açıkların ülkemize de enflasyon olarak yansımasını, bunun sabit gelirli insanların sabit gelirlerinde daha da enflasyona yenik düşünmemesi için Sayın Bakanımız özel sektörden bazı kurumları davet etti. Buradaki davetindeki örneği şunu açık net belirtti. Enflasyonun 50-70'lerde olduğu bir dönemde biz kamu olarak bir yandan KDV indirimi, bir yandan teşvikler, bir yandan destekler, bir yandan yatırımcıya 9 ile 14 arası, %9-14 arası faizle diğer türlü finansman desteği olarak %20'ler gibi bir faiz ve hazine yardımıyla destek olurken ve tabii Maliye Bakanlığı olduğu için bilançoları da görüyoruz, karlılıklarımız da iyi. Özel sektörden işin açıkçası bu iş tek başına çözülmez. Biz bu desteği verirken sizler de lütfen heyecana kapılmadan bu sabit gelirli vatandaşların başta olmak üzere enflasyon canavarının yenilmesini istiyor. Buradaki temennisi bu ve bununla ilgili de Avrupa'da marketler zincirlerinin birleşerek 40 kalemde, 30 kalemde, bazı 60 kalemde sabit fiyat yaptığı, bunun da desteklediği. Bunu da özel sektörle her firmanın kendi yaptığı tedarinde olabildiği kadar özel sektörden destek istedi. İşin açıkçası tabii bazı arkadaşlar bunu uyarı anlayabilir ama aslında bu uyarı değildi. Bana göre bir uyarı değildi. Ben bunu bir uyarı anlamadım. Enflasyonun %50, 60, 70 olduğu bir yerde 20 ile faiz verirken, karlılıklar iyiyken lütfen karlılıklarınızı bu ülkede yaşayan insanlara, bu biz çünkü bizden başka kimsemizin olmadığı ve bu ülkenin bizim olduğu, karlarımızdan biraz ferakarlık ederek bu sürece, bilhassa yaz ayında başlayan, biliyorsunuz ki yaz ayında üretim, yaz sebze meyve üretimiyle beraber ve turizmin de canlanmasıyla ülkemize girecek olan döviz rezervinin artmasıyla ve şu anda İstanbul'da, o bilgiyi içeride duydum, İstanbul'da turizmde otellerin %98 oranında dolu olduğu sordu. Bakanımız da bunun altını çizerek aslında iyiye gideceğiz, sabırlı olmamız lazım. Özel sektörün de şu anda, aslında benim de işgal bulunduğum şirkette de var, şu anda aslında bir panik havası var. Bu panik havası da satılanın yerine koyulamaması, işte artacak şeyle. Aslında şu anda artışların son dönemde, ki artışların bana göre de bakanıma katılıyorum, korkudan talep ve yetiştiremem de onu bir artış olduğu ve rahat olunması gerektiğini ve özel sektöründe bu şekilde konumunu belirleyerek bu enflasyon canavarından hep beraber bu yaz ayıyla birlikte, altını tekrar çiziyor, yaz ayında turizminle beraber döviz girdilerinin artmasıyla, enerjinin de, enerji açığımızın da minimuma indirmesiyle bu canavardan hep beraber kurtulmak için aslında özel sektörden destek istedi. Biz de grup olarak elimizden geleni yapmaya çalışıyorduk. Elimizden geleni de yapmaya devam edeceğiz. Soner Bey, fiyat sabitleme sistemini zincir marketler kabul etti mi? Çok kısa, çok bir. Zincir marketler bizim yaptığımız toplantıda yoktu. Bizim yaptığımız toplantıda şeker üreticileri, yağ üreticileri, aracılığıyla gıda tedarikçileri vardı. Sizler kabul ettiniz. Bizler kabul ettik. Yani tabii elimizde olan imkanlar doğrultusunda kabul ettik. Eğer emtialar, dediğimiz gibi bu yangın, bu heyecan söndürüldüğünde zaten otomatikman söneceğine hep beraber inanıyoruz. Çünkü benim kendi fikrim, baktığınız zaman insanlar %X birim bir para kazanıyor. Burada bu yaz döneminde hep beraber fedakar olup inşallah bu canavarı hep beraber edeceğiz.